Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yine bir cihazın daha oyun testiyle karşınızdayız. Bugünkü cihazımız şuradan da gördüğünüz üzere LG'nin K40s modeli. Bu telefonun önemli bir özelliği var arkadaşlar. O da yalnızca 1000 lira gibi bir fiyat etiketine sahip olması. Gerçekten şu dönemde yeni çıkan bir telefonun 1000 liralık bir etikette satışa sunulması hayli güç. Yani bununla çok sık karşılaşmıyoruz. Genel olarak baktığımız zaman giriş segmentindeki birçok telefonun fiyatı bile 1400 lira seviyesinden başlıyor. Fakat LG bu konuda gerçekten iyi bir iş çıkarmış. 1000 liralık bir telefonla karşımıza çıkmayı başardı. Son dönemde LG'nin zaten pazarda düşüş içinde olduğunu biliyoruz. Artık biliyorsunuz üst segment modellerini bile Türkiye'ye getirmiyorlar tam olarak. Geçmişte baktığınız zaman bu G4, G5 zamanında gayet popülerlerdi. Özellikle G3 ile G2 ile çok güzel işler yapmışlardı. Fakat baktığımız zaman artık günümüzde LG o kadar da iddialı isimlerden biri değil. Fakat bu giriş segmentine hitap eden, bu orta segmente hitap eden modellerini çoğaltırsa önümüzdeki dönemde Çinli üreticilere ciddi anlamda zorluklar çıkarabilir. Şimdi gelelim LG K40s'in performansını arkadaşlar. Bu telefonda biliyorsunuz giriş seviyesinde bir Mediatek Yonga seti kullanılıyor. Dolayısıyla çok böyle ahım bir performansı yok. RAM tarafına baktığınızda da beklentileri karşılayacak düzeyde bir RAM koymuş geliştiriciler. Dahili depolamada da işte 32 GB'lık bir alanımız mevcut. Batarya tarafında günü rahat bir şekilde çıkaran bir telefon. Zaten burada hani işlemsel gücü çok yüksek olmadığı için öyle aman aman bir batarya tüketiminde söz konusu değil. Tabii biz bunu şimdi test edeceğiz. Gördüğünüz gibi telefonumuzun bataryası şu anda %100 oranında dolu. Ne yapacağız? Diğer telefonlarda yaptığımız gibi Call of Duty Mobile'e gireceğiz ve telefonun bu oyunu nasıl oynattığını, ısınıp ısınmadığını kontrol edeceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Oyunu oynadıktan sonra telefonun sıcaklığını ölçeceğiz ve sıcaklığının kaç derece olduğuna bakacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? İlk olarak telefonumuzun sıcaklığını şu gördüğünüz nesne sıcaklığı ölçen aletle ölçeceğiz. 25.5, 25.4, 25.4 bir de arkasına bakalım ve daha sonra oyunumuzu açalım ve 15 dakika oynadıktan sonra kaç dereceye çıkacak sıcaklık beraber görelim. 25.4, yani kısacası 25 civarında bir sıcaklığı mevcut telefonumuzun. Şöyle oyunumuzu açalım, şarjımız zaten %100'ü gösterdik. Bakalım 15 dakikalık oyun deneyimi sonrasında şarjımız kaça düşecek? Daha da önemlisi sıcaklığımız kaç derece artacak? Bunu birlikte göreceğiz. Tabii şunu unutmamak gerekiyor. Burada Mediatek bir işlemci söz konusu. Mediatek Yonga setleri zaten hani sıcaklık tarafında sıkıntılı Yonga setleri. Ayrıyeten güç tüketimi de yüksek olan Yonga setleri. Fakat bir telefonu 1000 liraya satmak istiyorsanız da kalkıp zaten Qualcomm Yonga seti kullanamazsınız. Ne takarsınız? Belki Snapdragon 400 serisinden bir Yonga seti takabilirdiniz. O Yonga setleri de artık çok eskidiği için LG'nin buradaki Mediatek tercihi doğru olmuş diyebiliriz. En nihayetinde şık bir telefon, işte iki kamerası var. Ve günün sonunda işinizi görüyor mu? Görüyor. Bu arada sunucu yetki hatası verdi. Şöyle tamam diyelim. Üçüncü dönemimizde dedik. Evet arkadaşlar. Şimdi telefona gireceğiz. Misafir olarak girelim. Evet. Yani şu anda bir kasma olayı var sanki. Kasması normal, zaten burada 1000 liralık bir telefondan bahsediyoruz. Amacımız zaten bu telefonda oyununuzu nasıl oynadığınızı, nerede nasıl oynayacağınızı göstermekte. Önemli olan ne? Çalıştırması tabii. Burada bu telefon oyunu çalıştıracak mı, çalıştırmayacak mı? Çalıştırırsa nasıl çalıştıracak? Bunları görmemiz önemli. İzin verelim şöyle. Bu arada PUBG'yi de neden oynamadığımızı söyleyelim. PUBG biraz daha yüksek sistem gereksinimleri istediği için telefonu ciddi anlamda zorlayabilirdi ya da açmayabilirdi. Dolayısıyla testimizi de yapamazdık. Call of Duty Mobile bildiğiniz gibi biraz daha böyle düşük sistem gereksinimlerine sahip bir oyun. Yani hemen hemen her telefonda çalışıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu telefonda da çalışması çok şaşırtıcı değil. Evet, herhalde artık misafir deyince giriş yaparız diye tahmin ediyorum. Zaten oyun açılırken telefon ısındı. Ben şu anda hissediyorum. Bakalım 15 dakika sonunda oyun deneyiminde nasıl bir sıcaklık gelecek karşımıza, bunu da beraber göreceğiz. Bakalım oyuna girişte nasıl, donma olacak mı olmayacak mı, onu da merak ediyorum açıkçası. Bence donma olur gibime geliyor. Yani donma derken birden oyuna girebiliriz yani, orada bir hani takımları görmeyebiliriz. Bir dakika, ya da basit mod olsun. Ayarlara girdim çünkü şeye bakacağım ama bana direkt kontrole soktu. Buradan ayarlara bakıp ses ve grafiğe bakmak istiyorum. Evet, ortada açmış. Grafik kalitesi alçak arkadaşlar. Kare yazı orta. Şuradaki ekstraların neredeyse hiçbiri açık değil. Yani açık değil çoğu. Yani en düşük seviyelerde ayarlamış oyunu. Ve şimdi başla diyerek oyunumuza başlayalım. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Dolayısıyla 15 dakika sonrasında nasıl bir ısıyla karşılaşacağız, bunu da göreceğiz. Evet arkadaşlar, yaklaşık olarak bir 15 dakikalık oyun deneyimimiz oldu. Oyunda hafif hassasiyet sorunları olduğunu söylemem gerekiyor. Yani dokunmatik ekranla alakalı o büyük bir ihtimalle. Yani şöyle yapıyorsunuz, ateş etmiyor. Bazen dokunmak zorunda, 2-3 kere dokunmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ama genel itibariyle donma kasma olmadı. Fakat gördüğünüz gibi bazı görüntüler falan geç geliyor. Bu tarz sorunlar mevcut oyunda. Bilindiği üzere zaten en düşük ayarlarda açmıştı. Yani ayarları yükselttiğiniz takdirde ısınması vesaire daha fazla olabilir telefonun. Dilerseniz en önce bir sıcaklığını ölçelim. Bakalım kaç dereceye yükselmiş. Onu bir görelim. Çok fazla ısınmadı telefon açıkçası elimde. Bu arada bir 32.3 gördük. Arkaya bir bakalım. Evet, buralarda 30-31 civarında. Yani 32.3 en yüksek sıcaklık değerimiz diyebiliriz. Bakalım şarjımız ne kadar bitmiş, onu da görelim. Yani 15 dakikalık bir Call of Duty deneyimi sonrasında. Burada telefonda tuşlar çıktı sonunda. Biraz zor çıkıyor. Şöyle açalım. Açamadık. Yani biraz dokunmatik tarafı sorunlu arkadaşlar. Bunu size söyleyebilirim. Yani çok böyle verimli değil. Evet, görüyorsunuz şarj %2 oranında azalmış. Yani 15 dakikalık bir oyun deneyimi sonrasında şarj %2 azaldı. Ve telefonun sıcaklığı da demin de gösterdiğim üzere 32'lere çıktı. Evet, gördüğünüz gibi hala aynı düzeyde. Yani dolayısıyla öyle aman aman bir ısınma olmadı. Ve performans tarafında da çok büyük bir kayıp söz konusu değildi. Zaten en düşük değerlerde açtı. Bunu da tekrardan size hatırlatıyorum. Yani en düşük opsiyonlarda açtı. Dolayısıyla hani daha yüksek bir, atıyorum kare sayısını yükselseydik ya da grafiği en düşükten yükseğe yapsaydık muhtemelen çok daha fazla ısınacaktı telefon. Tabi burada oyunun kalibrasyonu, oyunun telefonlarla, işletim sistemiyle uyumu da çok önemli. Dolayısıyla ben hani bir PUBG açsaydım burada muhtemelen daha yüksek sıcaklık değerleri ve şarjın da daha hızlı bir şekilde azaldığını görebilirdik. Lakin Call of Duty Mobile oynamak için LG K40s gayet ideal bir cihaz diyebiliriz. Telefonun fiyatını tekrardan hatırlatayım size, sadece 1000 lira telefon. Yani 1000 liralık bu telefonla aldığınızda Call of Duty Mobile'i pekala gördüğünüz gibi oynayabiliyorsunuz. Belirttiğim üzere ekranda zaman zaman sıkıntı yaşadım ben. Benden kaynaklı bir sorun mu, telefondan mı, tam o konuda hani yorum yapmak istemiyorum. Fakat hani basıyorum mesela ateş etmiyor ya da basıyorum işte nişan almıyor. Şöyle elimi gezdirdiğimde tam olarak hissiyat kaybı oluyor. Bu tarz sorunlar yaşadım oyunu oynarken. Ama dediğim gibi benden de kaynaklı olabilir, telefondan da kaynaklı olabilir. Fakat bu çok böyle bariz bir sorun değildi. Genel itibariyle oyun performansı iyiydi, beni tatmin etti. Yani 1000 lira verip de aldığınız bir telefonda Call of Duty Mobile deneyimini pekala yaşıyorsunuz. Bunu da görmüş olduk. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. İleride de bu tarz videolarımız gelmeye devam edecek. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum size.